İstanbul Beykoz doğumluyum. 1994 yılında doğdum. Babam Kamil Dursun, o da Beykoz doğumlu. Annem Arnavutköy Terkoz doğumlu. Kendim müzisyenim. Acizane müzisyenlik yapıyoruz. Babam da müzisyen, kendisi saz bağlama çalar, elektro bağlama. Babamın mesleğini yürütmek istedim. Soğuk Su İlköğretim Okulu'ndan mezun oldum. Daha sonra Çengelköy Lisesi'ne gittik, orada okuduk. Oradan da mezun olduk. Daha çok okumayı isterdim ama gönlüm müzisyenliği seçti. Sonrasında Taksim Pera Güzel Sanatlar'dan biraz şan dersi, nota dersi vesaire aldık. Müzisyenliği yürütmeye çalışıyoruz. Bizler yeri geliyor düğün çalıyoruz, yeri geliyor barlarda çalıyoruz, yeri geliyor her yerde çalıyoruz. Müzisyenin yeri belli değildir aslında. Yani tüm müzik camiasındaki dostlarımızın çaldığı yerler belli değildir. Yani düğün salonları olur. Bütün organizasyonlarda bulunuyoruz. Okul yıllarımda tiyatrolarımız olurdu. Ve sonrasında 23 Nisan, 19 Mayıs ulusal günlerde bizler koro ekibi kurardık. Okulda mesela birkaç arkadaşımız vardı. Müzisyen olan ama şu anda müzisyenliği devam ettirmediler. Kimileri mühendis oldu, kimileri muhasebeci oldu. Herkes bir bölüm meslek seçti kendilerine. Okullarda o zamanlar 23 Nisan'da aralarında tabii ki ben müzisyenliğe gönül verdiğim için hocalarımız genellikle baş maestro beni yaparlardı. Mesela koro yapardık, ekip kurardık. İşte Türk sanat müzikleri, çocuk şarkıları, ulusal şarkılar çalardık. Ve 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda biz sahne alırdık, gösteri yapardık. Bir gün klarnete ilk başladığımda, yani şu anda ben size müziğin zorluklarını anlatmak istiyorum aslında. Klarneti aldım, tabii ki şöyle görünüyor ya bu. Şimdi bilmeyen, müzisyen olmayan insanlar soruyor ya, bu nasıl çalınır? Ben de normalde klavye çalıyordum ama klarnet çalmıyordum. Gönlüm klarnete biraz da gitti. Bir klarnet alayım dedim, eve bakayım, deneyeyim dedim. İki gün üfledim. Olmadı. Üçüncü günü üfledim, olmadı. Dedim ki ben arkadaş olmaz, ben bir kursa gideyim dedim. Gittim kursa, Caner hocamız vardı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, öğretmendi, hocaydı. Başladık, hocam dedim ben bunu çalabilir miyim? Tabii ki dedi, bir deneyelim bakalım. Bir hafta geçti, 10 gün geçti. Yok olmuyor. Notaları karıştırıyoruz, piyanodaki notalarla bunun perde trafiği çok farklı. Bu başka bir enstrüman, o bir başka bir enstrüman. Çalıyoruz. Neyse dedi ki, şu an dedi biraz ilerleme var, şu notayı oku dedi bana. Onu okursan konser ver diyeceğiz. Ben okuyamadım abi yani notayı. Bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti, dört ay geçti, neyse. Geçtikçe insan daha bir pişkinlik oluyor, müzisyenlik anlamında da. Yani müzik güzel bir şeydir. Biz gönlümüzü müziğe verdik. Ailemiz de müzisyen, abim de müzisyen, Özgür Dursun. Yani akrabalarımız da müzisyen. Ekmeğimizi müzisyenlikten çıkarıyoruz. Müzik aletimi, ana enstrümanımı, klavyemi yani piyanomu abim çalıyordu. Yani abimle düğünlere gidiyorduk vesaire. O şekilde yanında gidip öğrenmeye çalışıyordum. Abimin orkunda biraz öğrenmeye çalıştım. Sonrasında babam, Allah razı olsun, bana bir klavye aldı. Çalmaya çalıştık. Biraz
pişkinlik oldu vesaire. Sonra düğünlere gittik. Abilerimiz, Beykoz Müşen abilerimiz sağ olsun elimizden tuttular. Düğünlere getirdiler, oraya getirdiler. Çalgıya, çengiye getirdiler. Bir şekilde öğrendik. İkinci aletimi kendi çabalarımla aldım. Ekmeğimi kazandım. Sonra kenara bir ücret ayırdım. Gittim kendime bir klavye aldım. Sonrasında klavyem güzel, her şey gitti. Sonrasında bir klarnet alayım dedim. Klarnet aldım. Onu da çalmaya çalıştım acizane. Onunla da ekmek yiyorum, Allah razı olsun. Ud çalmaya çalıştım. Bende biraz şu merak var. Ben her sazı çalmayı severim. Yani her enstrümanı çalmayı severim. Çalmaya da çalışıyorum. Dertlisin dert, aşk uduna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var yan senin, senin, senin. Dertlisin dert, aşk uduna yakarsın bu canımı. Bilmiyorum ne derdin var yan senin, senin, senin. Hatta evlilikte olan bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela ben müzik aşkı bende çok farklı ve müzik bende yeri çok ayrıcalıktır. Gece kalkıyorum mesela yatağımdan saat 2-3, gidiyorum klarnetimi alıyorum. Önüme de koyuyorum piyanomu. Oradan altyapılarımı açıyorum, akorlarımı açıyorum. Üstüne şöyle bir doğaçlama yapıyorum. Bir bakıyorum eşim geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, biraz işte canım çekti, biraz çalayım gibilerinde. Bu saatte çalgı mı çalınır diyor. Yani eşlerimiz bile artık müzikten bizleri kıskanıyor, müzisyenlikten. O yüzden müzik çok farklı bir şey arkadaşlar. Müzik benim için farklı bir hissiyattır. Daha doğrusu doğal şekilde söyleyeyim, arkadaşımdır, yoldaşımdır. Mesela bir gidiyorsun, üzülüyorsun, arkadaşına gidiyorsun, derdini anlatıyorsun, seni dinliyor ama buradan giriyor, oradan çıkıyor. Ama müziğe öyle değil. Müzik seni hem duygulandırıyor, hem eğlendiriliyor. Mesela üzülüyorsun, gidiyorsun, klarneti alıyorsun veya piyanoyu, udu, çalıyorsun, ağlıyorsun. Üzünlü tarafı da var. Diyorsun ki ya üzüldüm, biraz daha eğleneyim. Müzik seni hem eğlendiriyor hem yani duygulandırıyor. Yani müzik benim için bir yol arkadaşıdır.